Haftanın son işlem gününden yani piyasalarda aslında baskının bir miktar olduğunu görüyoruz ama çok da önemli bir baskı yok gibi. 3.75-61'lerde yani %0.70'e yakın bir yükseliş var dolar TL'de. Bir ondan başlayalım, ne dersiniz? Evet, zaten o tarafta oldukça zayıf hareketler olduğunu hep ifade ediyoruz. Ara ara yükselişler olsa bile bunların sadece bir tepki yükselişi olduğunu zaten tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. 3.78'in çok hafif üzerine yükseldi bu hafta içerisinde. Oralardan yeniden aşağı doğru indi. 3.73 bizim için çok önemli bir nokta. Bu seviyenin aşağısına da henüz bir türlü şöyle bir yerleşemedi. Yani zaten yerleşebilse 3.67 hatta daha da aşağıya hareket de şahsen hızlanacak. O şekilde bir fikrim var. Herhalde bir haber istiyor. Yeni bir itme gücü istiyor. Bakalım o da olacak mı? Bunları da yakından izleyeceğiz. Ama şimdilik hakikaten zayıf bir seyir var. Öyle çok ciddi bir şekilde yukarı yükseltecek bir haber de yok. Öğleden sonra 16.30'da Amerika'dan istihdam verisini alacağız. O veri tabii ne kadar etkili olacak izleyeceğiz. Yani şu anki tahmin edilen şekilde veriler alırsak çok fazla bir etki etmez. Ama tahmin edilenin çok ötesinde rakamlar oluşursa, tabii çok sürpriz rakamlar oluşursa o zaman etki eder. Biz orada sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Amerika'daki saatlik ortalama ücretler bizim için önemli. Yıllık artış şu anda %2.50, %2,5'luk bir yıllık artış içerisinde hareket ediyor. Orada yukarı doğru bir ivmelenme olup olmadığını izliyoruz. Eğer olursa tahminler 2.6 olacağı yönünde ama eğer daha da yukarıda bir rakam olursa o zaman işte kurda da içeride bir yükselişe sebep olabilir bu durum. Ama ne kadar etkili bir yükselişe sebep olacak bunu da izleyeceğiz. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey Fed'in tabii faizleri yükseltmeyeceğini zaten genel olarak bekliyorduk ama herhangi bir değişiklik yapmayacağını. Şimdi o faize dokunmamasından sonra gelen açıklama biraz daha şahin bir açıklamaydı ya Fed'den. Yani biz 3 yaparız, 3'ü de 4'e çıkarız belki diye yorumlanabilecek bir açıklama. Altın dikkatimi çekti. Yani 1.332'lerden biraz daha güç buldu. Biraz da küresel risk iştahı arttı galiba. Yani 1.350 seviyelerine doğru böyle önemli çıkışlar yapıyor. Ne dersiniz altın için? Evet. Yani o tarafta güçlü bir hareket var. Risk iştahının oldukça yükseldiğini ben şahsen izliyorum. Mesela Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişini ben bu şekilde izah ediyorum. Yani risksiz yatırım enstrümanından bir çıkış var ve riskli olabilecek işte hisse senedi ve emtialara yönelik bir arzu var, bir istek var. O da tabii ki altın için de çok olumlu oldu. Biraz yorulmuş bir havası var altının. 1.350 seviyesinin üzerine çıkar ve yerleşirse o zaman altında yukarı hareket de çok daha hızlanacaktır. Ama bizim yani sabah da mesela içeride bütün analistler oturduk sohbet ettik. Gelinen yerler çok enteresan. Onu da ifade edeyim. Yani altının yükseldiği yer çok böyle tam bir satış yeri bile olabilir. Evet, doğru. Euro USD'nin ulaştığı yer çok ciddi bir zirve seviyesi. Orası da bir aşağı yönlü bir satış yeri olabilir. Yen 107.60'a geldi. Orası çok önemli bir nokta. Yani biraz böyle bakmamız kritik lazım. Yerler. Evet, değil. Biraz kritik yerler. Dolar endeksi çok fena. 89. Dikkat etmekte fayda var. Fayda var. Evet, dolar endeksi tekrar 89'larda düşüyor. Konuşacağız tabii ki. Size iyi bir hafta sonu diliyorum Tuncay Turşucu. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Risk iştahındaki artış dikkat çekici bir şekilde Türk lirasını aslında desteklemeye de başladı. Dün akşam saatlerinde 3.73'lü seviyelere düştü dolar. Bu önemli ama orada pek tutunamıyor işte. Biraz önce Tuncay Bey de ifade etmeye çalıştı. 3.75'lerde şu anda 3.75-72 yani %0.70'lik bir artıştan bahsediyoruz. Orada tutunsa aşağıda gidecek. Bugün piyasaların en önemli bir kez verisi Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi. İstihdam rakamından ziyade aslında ortalama saatlik ücretler çok önemli. O biraz daha doları kuvvetlendirebilir.
dikkatle izlememiz lazım. Ben Cem Seymen, öğleden sonra 14.35'te yine burada piyasalarla karşınızda olacağım. Bir de hızlı karar var. Artunç burada olacak. Artunç Kocabalkan, onunla birlikte bütün haftanın geneline yayılan durumu daha ayrıntılı bir şekilde doların, euronun ve borsanın ve paritenin tabii ki bütün durumunu çok daha ayrıntılı bir şekilde izleyebileceksiniz. Saat 14'te ve 15.30'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.